gece büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmasın hiç ocağı içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Olmasın hiç otağı içten gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Birden bire boşalan yolların ortasındayım. Hedeflere çok çok kolay olmuştu. İyiyim. Yunus'la İzmir'e gidiyorum. Yüzden geldim buraya. Kızma. Kızmadım aşkım benim. Bak ne diyeceğim sana. İstemediğin hiçbir şey yapma, tamam mı? Banyo gibi mi? Hayır öyle değil. Babam seni bir yerlere götürmek isterse, çekimlere falan, ajanslara oynaman için. Ama oynamazsam annem kızar. Niye kızıyormuş? Çünkü öyle dedi. Ne dedi? Kızarım mı dedi? Babanı sakın üzme. Babanı sakın üzme. Bir film görüşmesiymiş. İstemiyorum gitmek anne. Ama sen çok seviyorsun oynamayı. Biz seni televizyonda gördüğümüz zaman nasıl seviniyoruz? Çok seviniyoruz değil mi oğlum? Anne çok yorgunum. Karnım ağrıyor. Hemen gidip geleceksiniz. Zaten çok kısa bir görüşmeymiş. Böyle gözlerini kapayacaksın, açacaksın, bitmiş olacak. Bana bak, orada çok fazla aksırıp tıksırma, tamam mı? Tut kendini. Zaten 3-5 dakika sürecek. Tamam dersek haftaya başlıyormuş çekimler. O zamana kadar zaten iyileşirsin her şekilde. İstemiyorum. Ne istemiyorsun? Oynamak istemiyorum artık. Sevmiyorum. Ben sana fikrini sordum mu? Oynamak istiyor musun diye sordum mu sana? Sordum mu, cevap ver. Hayır.
O zaman kendine saklayacaksın aklındakini. Ben de bir sürü şey yapmak istemiyorum bu hayatta. Çok mu meraklıyım ben her gece eve gelmeye? Değilim. Ama geliyorum değil mi? Sizin yüzünüzden hayatımı yaşayamadım be. Bir düşmediniz yakamdan, bir bırakmadınız. Nasıl alındı uzaktan kumandalı uçaklar sana? He? Genç odası aldık o kadar. Nasıl alındı? Hangi parayla? Dertlerini aldık, patentlerini aldık, zartlerini aldık, zurtlerini aldık. E artık bir zahmet kaldırıp sen de yapman gerekeni yapacaksın. Ben senin yanındayım, tamam mı aşkım? Kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Tamam mı? Tamam. Eğer biri sana zorla bir şey yaptırmaya kalkışırsa hemen gelip bana söylüyorsun. Kim olursa olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi uyu şimdi aşkım. Ört üstünde. Günaydın. Kalktınız mı siz? Yok, Gizem uyuyordu. E sen niye uyandın bu saatte? Uyuyamadım. E belli oluyor. Tamam. Ne yaptınız akşam, konuşabildiniz mi Seda'yla? Yok, pek değil. Yani ben zaten konuşmak istediğime de emin değilim. Ben de dedim akşam konuşursunuz sonra birlikte gelirsiniz geri. Ama Gizem'i görünce biraz şaşırdım açıkçası. Yok ya, ben Gizem'le daha iyi anlaşıyorum bu aralar. E belli oluyor. İyi kahvaltıya görüşürüz. Uyuyor mu hala? Kim? Derin mi? İçmeyeceğim. Ha. Kalmadı ki burada. Yok canım. Niye? İşleri varmış. Eşyalarını toplayıp gelecek herhalde. Ya geri gelecek yani buraya. Gelecek. Niye gülüyorsun anne? Komik mi? Kaç yıldır neredeydi bu adam? Geldi ya oğlum. Ona bak sen. Anne daha düne kadar telefonunu bilmiyorduk adamın, telefonunu. Bize bir şey olsaydı, başımıza bir şey gelseydi haberi olmayacaktı. Bizi merak etti mi? Etmedi. Aradı mı? Aramadı. Nasıl yapıyorsun bunu ya? Sen niye gelmedin dün akşam? Konuyu değiştirme. Ardalarda mı kaldın? Evet, ardalarda kaldım. Çok merak ediyorsun ya beni, soruyorsun bir de. Ne ediyorum tabii. Eskiden bir mesaj falan atardın, şimdi o da yok. Anne konuşmamız bitmedi. Geç kaldım, sonra konuşuruz. Nereye? İşe. İşe. Anne bugün pazar, sen bugün çalışmıyorsun. Serpil izinliymiş, onun yerine bakacağım. Yarın gitmeyeceğim. Seninkinin haberi var mı bu gidişten? Terbiyesizlik yapma Eren. O zaman gönder. Gönder gitsin, bir daha da gelmesin buraya. Saçmalama. Baban o senin. Bir zamanlar öyleydi. Bizi terk edene kadar hatırlatayım. Ya ne yapıyorsun Burak? Numarasını alacağım ya, lazım. Ya Eren ver şunu. Ya Eren. Ya babam demiyor muydun? Babamızın numarasını alamayacak. Ya bize. Eren diyorum, ver. Bırak. Hangisi, söyle. Ya bak eğer ona bir şey anne söylersen. Aşkım diye kaydettim. Aşkım diye kaydettim. Aşkım. Tamam. Ben de öyle kaydedeyim o zaman. Aşkım. Ah. Eren nereye gidiyorsun? Sanki çok umurumdayım. Yalandan sorma bana. Neredesin? Eren sen misin? Söyle geleceğim, neredesin? Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Ha yok ya, çıkıyorum ben. Yani sen gitmeyecektin bugün işe, dinlenecektin burada. Ha yok, bir iki işim var.
Ben de çok kalmam herhalde. Bir uğrayıp geleceğim. Görüşürüz aşkım. Tamam canım. Şimdi çıktım. 15 dakika sonra oradayım. Aşağı inersin, tamam mı? Tamam. Günaydın hanımefendi. Baba. Ne işin var burada? Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. İzin var mı, oturabilir miyim? Tabii. Bir bak bakayım bana sen. Merve, bakar mısın? Uyumadın mı sen dün gece? Uyuyamadım. Al bakalım. Bundan sonra belki daha rahat uyursun. Hani senin şu beğendiğin bir ev vardı. Moda'da çatı katı deniz gören. Gerçekten mi? Gerçekten sen bana o evi mi aldın? Evet. Senin şu gülen yüzün için benim yapamayacağım şey yok. Tamam mı? Bil bunu. Karıştık mı? Yani. Ama gerçekten bunun için değil. Yani gerçekten ben yetişkin ve olgun bir insan olmayı. Tamam. Tabii canım. Bence biraz faydası oldu bu hediyenin. Belki birazcık olmuş olabilir. Bak ben bundan sonra sen istemediğin sürece sizi bir araya getirmeyeceğim. Sana söz. Tamam. Tamam mı? Dün de gelmiştin, haber bile vermiyorsun bana. Dedim bu kız bana bayağı ciddi ciddi küstü. Kim söyledi bunu? Orhan. Merdivenlerde bir arkadaşınla oturuyormuşsun. Ha. Şey. Yok, o benim arkadaşım değil öyle. Böyle otururken şey oldu ben. Nereye? Ya babacığım, benim bir işim var şimdi, aklıma geldi. Ben gitsem olur mu? Tamam, git bakalım. Tamam. Yunus, benim gelmem sonra olacaksa şimdi. Yok, niye olsun? Ya ne bileyim, ciddi bir durum sonuçta. Bir de şey diyecektim. Ya istersen benim babam da kalp cerrahı sonuçta. Ya bir bakalım önce şimdi. Kime gittiler, ne yaptılar hiç bilmiyorum. Anacığım. Oğlum. Babam kötü oğlum. Ne işe yarayacak bu ameliyat diyor. İstemiyorum diyor durup durup. Sonra ikna ettik vallahi. Ağlama ne oğlum. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Seda gelsene. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hani okuldan arkadaşım, birlikte geldik. Hoş geldiniz. Babam içeride mi? İçeride. Ha, ben gireyim mi? Gir gir, çok sevinir seni gördüğüne. Baba. Oğlum. Evde kadın, evde kadın. Haber verme şu çocuğa diyorum, yani çağırmayalım diyorum. Dersi vardır, sınavları vardır diyorum. Ya olur mu öyle şey baba? Gel buraya. Ne bileyim, yani sınavlarım vardır, derslerim vardır. Kafamı çevirmeye gelmiyorum. Hemen arkamdan 1000 tane koyun kazıyor bana. İyi gördüm seni, iyi. Hadi oradan. Nerem iyi gördüm. Yarın zaten kesip biçecekler beni, haberin var mı? Yarın mı? Ciddi mi? Yani güya çok acilmiş. Bekleyemezmiş. Ya bugün doktor geldi, anlattı 10 saat. Ya konuşurdan oraya alacakmış da bunu buraya yapıştıracakmış da. Böyle acayip acayip bir sürü terimler işte. Ne bileyim, konuşup duruyor. Ya başka bir doktora görünse miydik acaba baba? 2 tane profesör gördü oğlum. Daha ne? Başka kime görüneceğim? İkisi de bypass dedi. Vardır herhalde bir bildikleri. Yoksa da yandık zaten.
Sen anlat bakalım. Nasıl gidiyor okul? Ha? Neler yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Vallahi yok bir değişiklik baba, bildiğin gibi. Yok mu? Ya baba yok. Selam. Geç kaldın. Dün gece arayacaktın. 9 diye konuşmuştuk. Akşam 9 diye konuşmuştuk. Yemeyelim birbirimizi istersen. İyi kapatayım ben o zaman. Kapat. Geri ararım. Ara. Açmam ki. Yok canım. Açmaz mısın? Açmam tabii. İyi. Ben de açana kadar ararım o zaman. İki iyi mi? Ne için? Buluşmak için. Seninle buluşacağımı nereden çıkarıyorsun acaba? Niye aradın o zaman? Yani ben gayet hal hatır sormak için de... Sadece acil dedin. Kim çekmiş bunu? Bilmiyorum. Sende ne işi var? Geri gönderdi. Kim? Onu da bilmiyorum. Çok lazımdı değil mi? Senin şu doğum günü partisi çok lazımdı yani. Al işte bak, biri çekmiş bunu göndermiş. Çık şimdi işin içinden çıkabilirsen. Bugün bunu yapan yarın Ayşe'ye de gönderir. Bunu biliyorsun değil mi? Ama sen zaten konuşacağım diyordun. Söyleyeceğim diyordun. İstersen ben konuşayım ha? Sakın. Sakın. Aramızda bir şey yok diyeyim. Zaten yok. Yalan mı? Halkın için görüşmüyor muyuz biz? Yoksa var mı başka bir şey? Sen lütfen bu işe karışma, tamam mı? Aklında ne vardı gerçekten çok merak ediyorum ya. Ayşe ile bu organizasyonu yaparken aklından ne geçiyordu gerçekten merak ediyorum. Rüyanda mı gördün beni? Bir nevi. Sen bayağı yakındaymışsın ya. Ben seni İstanbul dışında falan sanıyordum. Sen bu kadar yakında otur. Bir kere bile arama. Bir kere bile sorma. Bir kere bile gelme. Annem mi gönderdi? Bir şey mi lazım? Annem gönderdi. Gelirken 2 kilo kıyma alsın dedi ama döşünden çektirsin dedi. Ben şimdi sana diyeceğim ki, niye geldin? Niye çıktın ortaya? Hepsi belli. Bana yaptıklarının aynısını kardeşime de yapacaksın değil mi? Yapışacaksın yakasına, peşinden sürükleyeceksin, rezil edeceksin ha? Olay para mı? Tamam, ne kadarsa bulacağım, getireceğim. Şerefsizim bulacağım. Gerekirse çalıp çırparım. Yeter ki çık hayatımızdan. Bu iyiydi. Aferin. Duygusunu da çok iyi verdin. Zaten ben annene hep söylüyorum. Kardeşinde bu oyunculuk yeteneği yok. Bak açık açık söyleyeyim. Yeni proje mi? Hangi kanal? Uzun metraj mı yoksa? Adamsın. Numaradan bulamıyor musun fotoğrafı göndereni? Yok, bulamıyorum. İnternetten baktım. Yarın bir avukat arkadaşımla konuşacağım. Yasemin, lütfen ben yapmadım de. Şaka yapıyorsun değil mi? Yasemin, lütfen ben yapmadım. Benim bununla bir alakam yok de, lütfen. Yapacak olsam yıllardır neredeyim ben? Niye yokum ortalarda? Hamileyken söylemedim. Halkın doğumunda da söylemedim. Şimdi mi aklıma geldi Salih? Kim biliyor peki? Annen biliyor, kardeşin biliyor. Başka kim biliyor?
Annem biliyor, kardeşim biliyor. Başka kimse bilmiyor. Başka kimse biliyor demek ki. O yüzden de bana bu mesajı gönderiyor. Neyse tamam. Tamam, halledeceğiz bu meseleyi de. Halledeceğiz. Halkın nasıl? Uyudu mu? Çoktan. Annem bizde. Ben de ona bırakıp geldim zaten. Tamam, o zaman sen git istersen. Bir şey duyarsan haber verirsin, değil mi? Veririm. Tatlılar. Annenle baba. Öyledirler. Ya babam daha matrak adamdır da şimdi bakma morali bozuk. Yoksa ne fıkralar ne şakalar yani. Ne güzel ya. Çok şanslısın. Ya bizim bütün aile böyle. Teyzemler, dayımlar, öbür tarafta amcamlar. Sen de onlara çekmişsin o zaman. Bak Yunus. Gergin olduğunu biliyorum. Ama şöyle düşün. Her gün kaç tane yapıyorlar bu ameliyattan? Ya babamdan biliyorum. Hem önemli olan ameliyattan sonrası. Yani bu toparlanma süreci. Onun yanında olacaksınız, destek olacaksınız, motive edeceksiniz. E gerisi zaten kendiliğinden gelecek. İnşallah. Sen kimle konuşuyorsun 10 saattir? Ya ben... Dün bir çocukla tanıştım da. Vay! Yunus diye ağlıyordu dün. Bugün çocukla tanışmış. Ay hayır, o ayrı, bu ayrı. Bana pek öyle gelmedi. Ya bu çocuk komik. Bu çocuk beni güldürüyor. O kadar yani, başka bir şey yok. Ha, görüşmüyorsunuz yani. E buluşalım dedi. Sen ne dedin? Bir şey demedim. De. De. De görüşeceksiniz. İşte bir zarar olacağını düşünmüyorum. O zaman hayırlı işler. Merve, baban gidiyor kızım. Geldim. Ne yapıyorsun? Dışarıdayım, sen? Merve'deyim. Bir şeyler yapalım mı? İşim var. Ne işi? Sana ne? Baroş'taki evimde yönetim kurulu toplantım var diyorsun. Dedi Baroş'un gülü. Kağıdı yapacağım telefonuma. Kilitli ekrana mı, ikisine de mi? İkisine de. Bastırıp odamın duvarına da yapıştıracağım böyle boydan boya. Aferin. Ben bir annemi arayayım. Seda. Anneciğim. Kuzucuğum. Her şey yolunda değil mi? Aha, merak etme diye aradım. Nasıl merak etme Seda? Ya dün geceden beri aklım sende. Babam da aradı biraz önce zaten. E arar tabii. Sen böyle şeyler yapmazdın kızım. Bak bir şey mi oldu? Biraz yalnız kalmak istedim. Seda. Kötü bir şey yok değil mi?
Yok yok anne. Merak etme. Kızım bak ne olursa olsun bana söyle, tamam mı? Öyle kendi başına halletmeye çalışma hiçbir şeyi. Ya anne dedim ya yok bir şey diye. Of, bir sakin ol. Tamam sakinim ben. Ne zaman geliyorsun? Bilmiyorum. Yani Yunus'un babasının durumuna bağlı. Sabah ameliyata alacaklar büyük ihtimal. Ay onlara da yani çok geçmiş olsun dediğimizi söyle, olur mu ailesine Sedacığım? Tamam söylerim. Dönerken uçakla gel, tamam mı kızım? Tamam anne. Bak biletini al, alır almaz da bana haber ver mutlaka, tamam mı? Tamam anne. Hadi öpüyorum o zaman seni. Görüşürüz. Bak bana haber ver, kendine dikkat et, tamam mı kız? Hadi ben de öptüm. Bay bay. Bay bay. Çocuklar söyledi şimdi geldiğinizi. Bir sorun mu var Ayşe Hanım? Yok öyle vaktim vardı, bir uğrayayım dedim. Dün akşam aramışsınız. Bir şey soracaktım ben sana. Buyurun. Nasıl geçti şu doğum günü partisi? Her şey çok güzeldi. Yasemin Hanım çok memnun kaldı. Sorunsuz atlattık. Öyle mi? Çok güzel. Var mı başka söylemek istediğin kayda değer bir şey bana? Hayır. Ama ben sizi de görürüm zannettim. Eşinizi orada görünce. Eşi mi? Nerede? Partide. Hatta konuştuk. Öyle mi? Evet, aile dostunuzmuş. Ondan gelmiş. Ha, öyle öyle tabii. Sen ne yapıyorsun bugün? Kuruçeşme'deki düğünün hazırlıkları tamam. Birazdan ofisten çıkacağız. 12 gibi balo salonunda olacağız. 3 gibi süslemeleriyle birlikte bitmiş olacak. Tamam canım. Kolay gelsin sana. Haberleşiriz o zaman. Teşekkürler. Alo. Hasan'cığım merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sağ ol. İyiyim ben de. Ya bir konuda yardımına ihtiyacım oldu da. Bir numaranın sahibi lazım oldu. Arattırdım internetten bulamadım. Yani bir de sen bakarsan sağ olasın. Kağıt kalem var mı yanında? Numarayı veriyorum. Hop! Selam. Selam. ne yapıyoruz? Vallahi benim karnım çok aç. Önce bir yemek yiyelim. Olur uyar. Zaten ben her zaman açım. Ya önce sana bir şey söylemek istiyorum. Yani hani yanlış anlaşılmasın diye. Söyle. Şimdi bizim bu buluşma var ya, çok arkadaş bir buluşma. Yani hani böyle hani date gibi bir şey değil. Komik mi? Merve. Efendim? Yürü. Bana bak, haftaya o parayı getirecek. Getirmezse işler değişir. Abi ben sonra geleyim. Gel Eren gel. Anladınız mı? Anladım abi. Bak hadi göreyim sizi. Dediğim gibi haftaya son. Parayı getirdi getirdi. Getirmezse başka türlü konuşacağım onunla. Tamam mı? Git dediklerimi harfi yenilet. Emin olun. Abi hayırdır? Her zamanki işler işte Eren. Gel. Seni karıştırmak istemediğim işler. Ya şu kardeşine yıllardır güvenmedim be abi. Oğlum ben sana ne diyorum senelerdir? Ha? Ne diyorum senelerdir? Sen okuyacaksın, adam olacaksın. Bu davarlar gibi olmayacaksın demiyor muyum? Aha da bunların hepsi man kafalı bunlar. Git şunu al aşağı diyorsun. Gidiyor alıyor. Başka bir şey bilmiyor adam çünkü. Mal gelmiş, mal gidiyorlar. Ben ne olacağım acaba? Bence hiçbir şey olamayacağım. Zaten bir olamadım. Ola ola dış kapının mandalı oldum. O ne demek öyle? Sen bana mı diyorsun şimdi bunu? Yok abi sana der miyim? Senin yerin ayrı biliyorsun. Manitasyon işleri mi? Yok abi. Annen o zaman ha? Ben sana diyorum ya ana gibi yar. Bağdat gibi diyar olmaz biliyorum da öyle olmuyor işte abi ya. Bazen insanın bir tepesi atıyor. Neyim ben diyor ya, mal mıyım ben diyor. Ya ben insan değil miyim? Ben onun evladı değil miyim? Benim suçum ne ya? Niye benim yanımda değildi? Niye hep onu korudu diyor. Kime? Tilki abi. Kürkçü dükkanına geri geldi. Vallahi mı? Baban geri mi geldi lan? Evet abi. Gel. Gel biraz hava alalım sen. Kalkasın. Hiç sesin solun çıkmıyor bugün. Dalmışım. Nerelere daldın? Çocukların babası geldi.
Ne istiyormuş? Niye gelmiş? Para mı? Bilmiyorum. Bugün yarın eve de döner herhalde. Çocuklar ne diyor? Derin çok mutlu, çok sevindi. Eren? Çok kızıyor bana. Nasıl yaparsın diyor, nasıl kabul edersin? Sen ne diyorsun peki? Ne diyebilirim ki? Benim ne dediğimin önemi var mı? Olmaz mı? Sen benim kıymetlimsin. Senin her sözün benim için çok kıymetli. Senden başka hiç kimsenin kıymet harbiyesi yok benim için. Ne zamandır yemek yiyen bir kızla çıkmamıştın? Hala da çıkmıyorsun zaten canım. Yani lafın gelişi öyle söyledim. Yemek yememiştim. Yani dışarı çıkmamıştım anlamında. Ha, sen salatacılarla takılıyorsun. Ha, öyle. Çıkın oğlum. Ay. Çıkın şuradan. Çık. Vallahi döverim sizi ha. Çık. Dövseydin öyle ya. Salatacılar kim ya? Salatacılar böyle bir tane marul alıp iki saat kemirip ondan sonra akşam eve gidip iki tane haşlanmış brokoli yiyip ay ben çok doydum. Lebeken'in oradan oraya yatan kızlar var ya Sıska. Ben buldum. Onlar işte salatacılar. Ha evet. Onlarla çok takıldım. Evet. Ha, ama yalan. Yalan yani bir de. Kim iki tane haşlanmış brokoliyle doyar ya? Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle akşam evde böyle kendilerini yemeğe gömüyorlar. Eminim. Eminim. Pardon bakar mısınız? Ne oldu bana söyle. Ya kendi siparişimi kendim vermeyecek miyim ben? Ben varken gerek yok bana söyle. Şey, evet sucuk istiyorum. Sucuk yeme. Köfteye, köfte iyidir. Ayran. Olur. Samet, bir köfte, bir porsiyon, bir de ayran. Bir tane de ayran ya da iki tane ya. Bana, ben de yiyeyim, bana da iyidir. Sağ ol. Tamam oğlum yeter. Karıştı işte. Ne var aklında? Söyle bakayım. Şimdilik bir şey yapmayacağım abi. Oturacağım izleyeceğim. Bakalım ne yapıyor. Ama bana yaptıklarını kardeşime yaparsa var ya. Sen önce bir sakin ol da. Hayatım mahvetti abi benim hayatımı. Bence önemli bir şey yok. Kolu kırdık yani içinde kaldı işte. Neden uyuyor? Çekti çekti yoğun bakımda. Odayı aldık bugün. Doktorlarla konuştuk hayat tehlikesi yok diyorlar. Sustun oturdun be oğlum konuşsana. Çok kızıyorum Süleyman abi. O kadar kızıyorum ki. Şimdi gene içinden nasıl kafaladım bu salakları diyor. Ama izin vermeyeceğim bu sefer yapamayacağım. Ne yapacaksın ki oğlum? Var aklımda bir şeyler abi. Eren bana bak. Acayip acayip işlere kalkışmayacaksın tamam mı? Yok abi. Ben bu adamı nasıl yollarım? Parayla. Çünkü para için geldi. Derin oynayacak kazanacak. Sömürecek kızı. Peşinden sürükleyecek rezil edecek. Tıpkı bana yaptığı gibi. Ama buraya kadar. İzin vermeyeceğim abi. Ne olursa olsun bulacağım o parayı. Koyacağım karşısına diyeceğim. Süleyman abi. Söyle oğlum. Abi. Ben senin için iş yapsam. Sen o işlere hiç karışmayacaksın Eren. Hiçbir zaman karışmayacaksın. Anladın mı? O zaman başka yerden bulacağım parayı abi. Ne kadar lazım? Ne kadar olursa abi. Ne kadar bulabilirsen. Borç. İşte ondan sonra ben psikoloji okumaya karar verdim. Oradan yürüdüm yani. Annemler dedi ki işte Amerika'ya git, Amerika'da oku falan ama ben istemedim. Hatta ben özel üniversite bile istemedim ki yani. Bence bizim okulun psikolojisi en iyi. Ya bence öyle.
Çok acayipsin ya. Neden? Yani senin gibi kızlar genelde şey olur. Ha, salak olur. Hayır yani. Evet o da var da. Yani umurlarında olmaz hiçbir şey, anladın mı? Her gün görüyorum işte. İşte. Timeline'a girdim de. Ya böyle altlarında böyle son model spor arabalar. Ondan sonra böyle kollarında böyle kaç bin dolarlık, 10 bin dolar mı fiyatını bile bilmiyorum ya. O kadarlık çantalar. Böyle babaları bunlara doğum günlerinde ev mev hediye ediyor falan filan böyle saçma sapan. Çok kötü gidiyorum değil mi? Evet, kötü gidiyorsun. Yani benim demek istediğim işin özeti şu yani. Sen gösteriş yapmıyorsun. Sağ ol. Hani hatta böyle bayağı sıradan görünüyorsun, anladın mı? Sıradan? Yani sıradan derken öyle o sıradan değil yani. Hani güzel değilsin anlamında değil. Çok güzelsin. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü niye? Bu bir date değil. Ya ben bunu arkadaş söylüyorum. Soru yanlış anlaşılmasın da. Yani. Tabii canım. Tabii. Sıkıntı çıkıyor sonra. Hı, tabii canım. Alo. Ne yaptın? Neredesin? İşteyim. Kaça çıkacaksın? Birazdan. Akşam geleceksin değil mi? Bakalım belli değil daha. İşlerimi halledersem gelirim. Hadi kapattım. Al paranı çek git. Nereden buldun parayı? Önce karaba taktım. Ara sıra geliyor. O da bir şey diyordu annem. Yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Biz seni sayende yeterince çektik. Hep kendimizi toplamaya çalıştık. Hep ayakta kalmaya çalıştık. Bir daha aynı şeyleri yaşamayacağız, anladın mı? Bir daha aynı acıları çektiremeyeceksin bize. Al paranı çek git. İyi. İyi dedik. Keşke annem seni şu halini görseydi. Merhaba. Buldun mu bir şeyler? Ali Cemal Karahan. Neresi dedin? Mersin mi? Tamam, peki sağ olasın. Alo, Yasemin merhaba. Müsait miydin? Müsaitim. Ali Cemal Karahan. Tanıyor musun böyle birini? Yok, kim ki o? Numaranın sahibiymiş galiba. Mersinliymiş. İşte fotoğrafı gönderen kişi. İlk defa duyuyorum. İyi tamam, peki sağ olasın. Bir şey öğrenirsen bana da haber ver, olur mu Salih? Tamam veririm. Tamam, tamam. Görüşürüz. Hadi hoşça kal.